Yayındayız. Ah duman kar. Ah duman. Sen şunu al. Bunu alamazsın. Tam burada. Bu bana lazım. Tam burada. Ha şöyle yapsın ya. Bakalım. Başlat mı bunu? Başlat. Hmm. Şimdi ben niye yorumdan geldim? Bunlar gelmiş ama. Kaç yaşı gelmiş? Şu alt ananı. Aa selam. Evet. Şey Irmak geldi. Selam Irmak. Kitabı kaybettim. Sen şimdi? Buradan gireyim ben buradan baktım. Tamam. Buradan. Bak gelmeye başladı gönül çocuğum. Merhaba Turgut. Hoş geldiniz. Bugün Türkçe dersimizde konumuz yabancı dinlerden dilimize giren kelimeler. Bunların Türkçe karşılıklarını bulmaya çalışacağız. Arkadaşlarımızı bekleyelim. Sohbet yerine ayırmıştım ben. Ne oldu? Bir daha ayıralım inşallah. Evet, kendimi de gösterelim. Bunu, evet. Alışamadık. Niye? Niye? Canlı yayına girmeye alıştık biraz. Başarabiliyoruz. Evet, Çınar gelmiş. Hoş geldi. Nisu gelmiş. Hoş geldin Nisu. Şimdi dersimize geçelim. Diğerleri de geldikçe katılsınlar. Biz yabancı dinlerden dilimize giren kelimeler var. Bunları bazen o kadar çok kullanıyoruz ki hepimiz. Ben bile aslında kullanmak istemiyorum ama alışmışız, kullanıyoruz. Bunların yerine kendi dilimize uygun kelimeleri bulalım, bunları kullanalım. Bakalım bunlar nelermiş. Dilimize yabancı dinlerden birçok kelime girmiştir. Örneğin, sempati, jeton, bay gibi günlük hayatta kullandığımız kelimeler veya printer, mouse, monitör gibi teknolojik kelimeler yabancı dinlerden dilimize yerleşmiştir. Bu kelimeler çeşitli uyumsuzluklara yol açmaktadır. Ayrıca dil kurallarına da uymamaktadır. Bu nedenle hem dilimizin bozulması hem de dil kurallarımızı korumak için kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat edeceğiz. Bizim dilimizde, hoş geldin Fatma, ne vardı? Büyük ünlü uyumu var mesela, dilin kuralları var, bazı kurallar. Siz bu kurallardan büyük ünlü uyumunu öğrendiniz. Kalın ünlüyle başlayan kalın devam ederdi. İnce ünlüyle başlayan ince devam ederdi. Şimdi bunu hemen hatırlayalım ünlü kuralımızı. Kalın ünlüleri bulalım önce. Kalın ünlüler nelerdi? Kalın ünlüler. Hatırlayan var mı kalın ünlüleri? Ağzımdan çıkacak ses kalın çıkacak aynı şekilde. 8 tane ünlü harfimiz vardı. Bunlardan A, I, O ve U kalın. Bakın söylerken bile kalın çıkıyor. A, I, O, U kalın. İnceler hangileri? Hemen anladınız inceleri. İnce ünlülerde ince ince çıkacaklar. Evet. E, İ, Ö, Ü. Bunlar ince. İnce ünlüler. Şimdi kalın kelimesine bakın Türkçe mi diye. Hemen bakalım kalın. A kalın, I kalın. Gördünüz mü? Ünlü uyumuna uyuyor. Türkçemizde çocuklar kalın ünlüyle başlayan kelimeler kalın devam eder. İnce ile başlayanlar ince devam eder. Ben şimdi bunu Türkçe kelime olup olmadığını şu kurala bakarak hemen anlayabilirim. Mesela sempatiyi incelersem, bu Türkçe bir kelime mi bilmiyorum. İncelersem E ince, A kalın, İ ince. Uymadı.
sempatinin Türkçe bir kelime olmadığını uymayınca anladım. Gördünüz değil mi? Mesela jeton. Jetona baktım. E ince, O kalın. Kurala uymadı. Bu da yabancı bir kelime. Evet. Başka? Printer. O zaten şurada iki tane sessiz yan yana gelmiş. Bunlar dilimize uymadı. Şimdi bu yabancı kelimelere bakalım aşağıda. Karşılıklarını bulmaya çalışalım. Computer. Computer diye neye diyoruz? Orayı kapatma, orayı görüyorum. Computer, bilgisayarın Türkçe yabancısı, İngilizcesi computer. Bilgisayar diyoruz ama biz. Genellikle de bilgisayar kelimesini kullanıyoruz. Computer'ı kullanmıyoruz değil mi? Bu güzel bir olay. Sadece şeyler. Evet, bilgisayar. Modem. Modem ne olabilir? Modem var ya bu. Modem. Modemin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz ama şimdi ben size Türkçe kelimelerin yerine olanları şöyle bir bak hazırladım. Şuradan bir inceleyelim bakalım. Hatırlamaya çalışalım burayı. Randıman, verim. Reaksiyon, tepkime. Geri dönüşüm. Şunu söyleyemedim bile. Bunu çok kullanmıyoruz demek ki. Relax olmak. Relax. Rahatlamak. Relax. Relax olmak demeyeceğiz. Relax. Ne diyeceğiz? Relax. Rahatlamak. Revize etmek. Revize etmek. Bakın yenilemek. Revize etmek demek yenilemek. Sev etmek, kaydetmek. Security, güvenlik. Bu kelimenin yerine güvenlik diyor. Star. Sempatik ne demekmiş? Sevimli, cana yakın. Spontane. Hani bu ara çok kullanılıyor. Çok da duydum ben bunu. Spontane gelişti. Yani kendiliğinden. Star. Yıldız. Kendiliğinden. Start almak. Başlamak. Timing. Zamanlama. Transfer. Nakil. Trend. Eğilim. Versiyon. Sürüm. Uyarlama. 7 kişiyiz. Olsun, işi olanlar vardır. Biz 3 kişi de olsak dersimizi yapacağız. İster gelsinler, ister gelmesinler. Tamam, yayını izlerler. Şimdi absürt. Absürt ne demekmiş? Saçma demekmiş absürt. Adapte olmak. Uyum sağlamak. Adisyon. Bir restoranta, bir kafeye gidiyorsunuz. Fiş getiriyor. Adisyonunuzu getirdim diyor. Bu işte hesap fişi. Analiz, ambiyansı atladık. Ambiyans, ortam, hava. Yani buranın da ambiyansı çok güzelmiş diyorlar. Yani buranın ortamı, havası çok güzelmiş diyor. Evet, analiz, çözümleme. Anons etmek, çok kullanıyoruz. Duyurmak. Anons etmek. Antipatik, çok antipatik. Sevimsiz, itici. Bodyguard. Koruma. Bye bye. Hoşça kal. Catering hizmetleri veriyoruz. İşte diyor ki nerede çalışıyorsun? Bir catering firmasında. Yani yemek hizmeti veren bir firma demiyor. Onun yerine catering diyor. Center. Merkez. Counter. Kontör. Sayaç. CV diyorlar. İşte işe başvurdum. CV'mi gönderdim. Aslında özgeçmiş gönderdiğini söylemiyor. CV gönderdiğini söylüyor. Peki data, veri. Data demek, veri demek. Data. Deklara etmek. İşte bunu da şeylerde kullanıyorlar. Haberlerde duyarsınız. Bildirmek. İşte bunu deklara etti. Bunu bildirdi anlamında. Departman. Hangi departmanda çalışıyorsun diyor. Daha mı havalı oluyor böyle söyleyince? Hangi bölüm demiyor, hangi departmanda çalışıyorsun? Departman demek, bölüm demekmiş. Bakalım, bunu hepimiz biliyoruz, download etmek. Hani download ediyorum diyor, bilgisayara indirdim demiyor. Download'ın yerine indirmek kelimesini kullanmalıyız. Döküman, belge, evet, döküman, belge. Driver, bilgisayarın driverlarına bunu kurmamız gerekiyor deniyor.
Bunun yerine de sürücü kelimesini kullanmalıyız. E-mail. E-mail yerine e-posta diyebiliriz. E-mail de elimine etmek. Elimine etmek. Bunu duymamıştım ben. Çok kullanılan bir kelime değil demek ki. Ben de kullanıyorum. Emergency, acil anlamında. Empoze etmek. İşte bir fikri bir başkasına empoze etmek. İşte ona dayatmak bu konuyu. Dayatmak. İnan zorla benim fikrimi benimse demek. Entegre olmak. Bütünleşmek. Ekstra. Fazladan. Exit. Çıkış. Feedback. Geri bildirim, geri besleme. Finish. Demeyeceğim. Barış. Bunun yerine barış, bitiş diyebilirim. Değil mi çocuklar? Biz finish diyoruz. Finish çok önemli. Full. İşte full şey yaptım. Full. Bunun yerine dolu ya da tam kelimesini kullanmalıyız. Ya böyle tamam olabilir. Evet. Full time, tam gün. İşte nasıl çalışıyorsun? Saat kaçlar, kaçta işe gidiyorsun? Onun yerine tam gün diyebiliriz. Global ekonomi diyorlar. Global demeyeceğiz. Onun yerine küresel diyeceğiz. Illegal diyor, yasa dışı demek. Illegal, yasa dışı demek. İmitasyon, işte bir kolye, bir küpe alınıyor. Bu gerçek mi diyor? Hayır, imitasyon diyor. İmitasyon yerine taklit kelimesi kullanılabilir çocuklar. Bunlar dilimize yabancı kelimelerden geçmişler. Biz de bunları gayet güzel kullanıyoruz. Efendim? Şimdi devamım var. Kriter. Bu kriter yerine ben ölçüt diyebilirim. Kriter yerine ölçüt demeliyim. Ölçüt. Laptop yerine dizüstü bilgisayar diyebilirim. Link, bağlantı. Mentalite diyorlar buna. Mentalite, anlayış, zihniyet. Monoton, hayatım bugünlerde çok monoton geçiyor. Bunun yerine tek düze, sırada diyebilirim. Nickname. Sizin nickname'iniz var mı? İşte bu kullanıcı adı. Objektif demek, nesnel, tarafsız. Ben bu konuda çok objektifim diyorum mesela. Tarafsızım, karışmıyorum, nesnel bakıyorum anlamında. Okey, tamam. Okey yerine tamam diyebiliriz. Okeylemek yerine tamamla onaylamak diyebilirim. Online, şu anda hepimiz online'ız diyoruz ama onun yerine çevirim içi kelimesini kullanmalıyım. Opsiyonel, seçmeli anlamında. Optimist, iyimser. Part-time, yarı zamanlı. Partikül, parçacık. Perspektif, bakış açısı. Pesimist, kötümsermiş. Pozisyon, durum, konum. Şimdi buradan öğrendiklerimizden, aklımıza kalanlardan yola çıkarak bakalım. Modeme rastlamadık. Modem vericidir, verici. Yani dağıtıyor, bize sinyal dağıtıyor. Modem yerine verici diyebilirim. Fax ne yapıyordu? Bir belgeyi karşı taraftan çıkarıyordu. Onun yerine de belge geçer diyebilirim. Belge geçer. Peki, scanner. Scanner bu tarayıcı. Bunun adı tarayıcı. Belgeyi tarayıp ekrana atar. Tarayıcı. Printer yerine ne kullanabilirim? Printer. Printer ne olabilir Desta? Printer. Ne olabilir? Fotokopi. Hayır. Buradan çıkıyor. Printer. Ne olabilir? Printer. Resim. Hayır. Ne çıkıyor oradan? Printer. Fotokopi. Printer'da ne diyebilirim? Printer ne olabilir? Cevaplar gelsin çocuklar. Printer oradan çıkıyor. Bakın evet, yazıcı cevabı geldi. Printer yerine yazıcı ben kullanabilirim. Evet. Navigasyon. Navigasyonun Türkçesi ne olabilir? Şey, harita. Harita. Yer. Bakalım navigasyon Türkçesi ne olabilirmiş? Navigasyon. Hadi bakalım navigasyonu bulun. Navigasyon Türkçe ne demek? Navigasyon ne demek? Onun yerine hangi kelimeyi kullanabiliriz? Navigasyon. Ben de bilmiyorum navigasyon yer bulucu ama
Navigasyona biz harita çağırıyoruz. Ne diyeceğiz? Harita. Navigasyon yol göster demiş Arda. Navigasyon nedir? Navigasyon Türkçe. Navigasyon Türkçe kelime karşılığını bulalım. Türkçe. Navigasyon Türkçe ne demektir? Evet. Türkçe karşılığı. Öğretmenim otomatik oynatma. Önceden çıkmış. Seyri sefer olarak çıkarılabilirmiş. Yok. Seyri sefer diye çıkıyor. Seyri sefer. Seyri sefer demek yani seyir yolunu göster anlamında. Seyir yolunu. Peki mouse'u bilen var mı? Mouse'u ben bilen var mı? Mouse ne demek? Mouse. Ödev atıldı Çınar. Mouse fare demek. Fare. Evet. Pusula demiş navigasyonda Tuğçe. Evet. Laptop. Laptop. Laptopu bekliyorum. Laptop. Ne demek? Evet. Fare cevapları geldi. Kalplerim sizinle. Attım size kalbi. Evet. Laptop. Laptopu bekliyorum. Diz üstü bilgisayar cevapları geldi. Diz üstü bilgisayar. Diz üstü bilgisayar. Peki joystick ne demek? Joystick'in ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Oyun oynamaya yarayan bir alet. Joystick. Onun yerine ne diyebiliriz? Evet Turgut'tan da geldi. Diz üstü bilgisayar. Joystick. Evet Irmak'tan geldi. Merve'den geldi. Aferin. Şimdi de joystick'i yapıyoruz. Joystick ne demek olabilir? Oyun kolu. Gayet güzel. Oyun kolu diyoruz joystick yerine. Oyun kolu. Aferin çocuklar. Biz bu kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstereceğiz. Şimdi aşağıdaki kelimeleri Türkçe karşılıkları ile eşleştireceğiz. Bakalım eşleştirmelerimizi yapmaya çalışalım. Online. Online. Şimdi böyle siz yazabilirsiniz. Online ne olabilir? Az önce de bahsetmiştik. Oyun makinesi demiş. Oyun kolu. Evet. Şimdi online çevirim içi. Online çevirim içi gayet güzel. Cevaplarınız geldi. Final. Final. Bu dizi final yaptı diyoruz. Final. Final. Evet çevirim içi cevaplarınız geldi. Arda'dan geldi. Son. Final yaptı diyoruz. Son. Evet gayet güzel. Asistan. Evet. Kalp atıyorum yine. Elif'e attım. Kocaman Arda'ya da atıyorum. Kalpler gitsin. Evet, kalpler gitsin. Ben şuraya kalp yapabiliyor muyum acaba? Evet, orada mısın bak. Şöyle şuraya yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, oraya yazabiliyorum. Tamam. Peki, evet son geldi. Asistan, yardımcı cevabı geldi. Asistan için yardımcı Tuğsan'dan, Arda'dan kalpler sizinle. Asistan yardımcı. Demo. Tanıtım. Demo, tanıtım çocuklar. Demo, tanıtım. İşte bu oyunun demosu çıktı diyor. Burada aslında oyunun tanıtım videosunun çıktığını anlatıyor. Peki, ikinci bölüme geçelim. Evet, aferin çocuklar. Spiker. Spiker ne olabilir? Haberlerde spiker diyoruz. Biz ona spiker. Demo tanıtım demiş. Tuğsan da tanıtım demiş. Evet. Kartlarımı yapayım şuraya size. Bu bölümün kartlarını aldınız. Spiker, konuşmacı. Evet, spiker yerine konuşmacı denilebilirmiş. En baştan haberleri sunan, işte spiker diyeceklerine konuşmacı deselermiş dilimize konuşmacı olarak girerdi. Evet, kartlarımız gidiyor.
spiker konuşmacı diyen Tuğuzhan, Arda, Irmak, Elif, evet Merve, konuşmacı. Sempati. Sempatinin anlamı ne olabilir? Sempati dilimize gelen yakınlık. Evet. Sempati duyuyorum işte bir kişiye karşı. O işte ona karşı yakınlık duyduğumu söylüyorum. Evet, gayet güzel geliyor cevaplar. Kartlar size fıt uçtu. Aktif. Çok aktif. İşte bu derste bu o kaç çocuk var şu anda? 13 tane öğrenci var. Çok aktif bir şekilde derslere katılıyorlar. Aktif demeyeceğim. Ne diyeceğim? Etkin. Çok etkin bir şekilde bu 13 öğrenci derslere katılıyorlar. Derslerden hiç kopmadılar. Bunlardan çok güzel biliyorum bunları. Buradalar hepsi. Kim bunlar? Tuğsan, Tuğçe, Irmak, Elif, Nisu vardı. Ondan sonra Turgut. Ondan sonra Beyza. Merve katıldı aramıza son zamanlarda. İpek oluyordu, İpek yok bugün. Bunlar sürekli dersimize etkin bir şekilde katılan çocuklarımız. Aroma, hoş koku anlamında aroma, hoş koku. İşte bu şeyin aroması çok güzel, bu yemeğin aroması yani hoş kokusu anlamında. Evet, bu bölümün de kartları tamamlansın. Evet, üçüncü bölüme geçelim çocuklar. Kocaman kart sizinle. Jüri. Ne demek olabilir? Jüri, özgün, kurul, iş merkezli aşama. Kurul. Evet, bu jüri kurul. Kimden geldi hemen? Kurul. Bakıyorum Arda'dan. Jüri, kurul. Cevabı doğru. Hani bir jüri, bir kurul toplanıyor. Yarışmacılara o kurul değerlendiriyor. Onların başarılı olup olmadığını karar veriyor. Etap. İşte bu yarışma 4 etaptan oluşuyor deniyor. Aşama. Evet, aferin. Arda hızlı. Arda bugün hızlı gidiyor. Jüri kanal. Beyza kurul. Kurul. Evet, kurul cevapları geliyor. Etap, aşama cevapları geldi. Evet, kartlar sizinle. Atıyorum buradan. Ben de öğrendim artık kart yapmasını. Sizlere gitti. Etaba da aşama dedik. Aferin çocuklar size. Demek ki biz bu kelimelerin karşılıklarını biliyoruz. Bunları kullanabiliriz aslında. Niye etap diyoruz? İşte bu yarışma 3 etaptan oluşuyor diyeceğimize. Bu yarışma 3 aşamadan oluşuyor kelimesini kullanmayı tercih edeceğiz. Plaza. İş merkezi cevapları geldi. Aferin çocuklar. İş merkezi. Orijinal. Çok orijinal bir şey buldum. Yani özgün. Kimsede olmayan. Çok böyle özgün anlamında orijinal kelimesinin yerine biz özgünü kullanacağız. Hepinize kocaman kart uçtu uçtu. Tam 13 tane öğrencimizin kalbine kondu. Evet, bu bölümün kartları da tamam. Dördüncü bölüme geldik. Bariyer, engel geldi cevaplar. Kimden geldi? Fatma'dan geldi, Arda'dan geldi. Bariyer, engel. Evet, bariyer demek engel demek. Burada bariyer kelimesi yerine engel kullanacağız. Skor. Evet, bu maçın skoru diyeceğime bu maçın neyi diyebilirim? Skor yerine hangi kelimeyi kullanmalıyım? Skor. Evet, Merve'den de engel cevabı geldi. Evet, Arda skor yerine sonuç kullanalım dedi ve doğru cevapta evet, skor yöntem değil, maçın skoru yani sonucunu söylüyor. Maçın sonuç diyoruz. Skor yerine sonuç diyoruz. Metot, yöntem. Metot. İşte metot yerine yöntem kelimesini kullanmalıyız. Metot yerine yöntem kelimesini kullanmalıyız. Turgut yanlış gidiyor. Metot, yöntem. Evet, metot, yöntem. Doğru cevap verenlere kartlar gitti buradan. Chat yerine sohbet kelimesini tercih etmeliyiz değil mi çocuklar? Chat yerine
sohbet kelimesini tercih etmeliyiz. Dördüncü bölümü de tamamladık. Kalpler her bölümde büyüdü ve size gitti hep beraber. Evet, şimdi diğer bölümümüze geçelim çocuklar. Gruplardaki kelimeleri okuyalım. Yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin yıldızını boyayalım. Şimdi neyi boyayacağız? Tasarım yabancı kelimelerden dilimize girmemiştir. Tasarlamaktan girmiştir. Bunu boyamayacağız. Design. İşte design etmek yabancı kelimeden gelmiştir. Design'ı ben boyadım. Evet. Tasarım Türkçe bir kelimedir. Tasarlamaktan gelir. Veri. Evet, veri Türkçe bir kelimedir. Neyin karşılığında kullanmıştık? Data'nın yerine veriyi kullanmıştık, değil mi? Data demeyeceğiz, onun yerine veri diyeceğiz. Aroma yabancı bir kelimeydi. Aromanın yerine biz ne kullanacaktık? Hoş koku. Hoş koku kullanacaktık. O zaman aromayı ne yapıyorum? Boyuyorum. Aroma yabancı bir kelimedir diyoruz. Check-up. Check-up. Evet, Tuğçe yazmış. Check-up yabancı bir kelimedir. Kontrol etmek anlamında bir kelimedir yabancı. Gökbilim. Türkçe bir kelimedir. Gökbilim Türkçe bir kelimedir. Güncel. Türkçe bir kelimedir. Güncel Türkçe kelimedir. Gösteri. Türkçe. Evet. Gösteri Türkçe bir kelimedir. Selfie. Evet, selfie. Yabancı bir dilden gelmiştir selfie. Selfie yerine ne kullanmalıyız çocuklar? Öz çekim kelimesini kullanmıştık. Öz çekim. Ama biraz geç kaldılar. Eğer en baştan hiç selfie denilmeden önce öz çekim deseydik biz selfie kelimesini kullanmazdık. Öz çekim kelimesi selfie dilimize yerleştikten sonra kullanılmaya çalışıldı. Tam oturmadı. Evet, chat yabancı bir kelimedir. Türkçe karşılığında biz ne demeliyiz? Sohbet demeliyiz chat yerine. Aygıt Türkçe bir kelimedir. Aygıt Türkçe kelimedir. Aygıt, bakın ünlü uyumuna da uyuyor zaten. A kalın, I kalın. Buton Türkçe bir kelimedir. Buton. Butona bas. Sayısal Türkçedir. Çip yabancı bir kelimedir. Evet. Aygıt Türkçe bir kelime. Burada bulmacası varmış ama bunu kapalı. Onu yapmamız biraz zor. Neden? Evet. Yazamayız. Hem biraz küçültmemiz lazım. Peki yapmaya çalışalım bulmacamızı. Evet. Aşağıda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulmacaya yazacağız. Bir döküman neydi döküman? Şuradan cevap verin bana o zaman. Döküman. Evrak. Ben dökümanı yazayım. Evrak. İki. Ice tea. Yok, iki ice tea değil. İki pul. Döküman evrak olmadı ama pul tam dolu. Evet. Üç aktivite. Dört alternatif. Beş soğuk çay. Yazalım. Alternatif 4. 5'i biliyoruz bakın. 5 iced tea. 5 iced tea ne demek? Soğuk çay. Bunu bir yazalım. Soğuk çayı. Start 6. Başlamak. Başlamak. Evet dediniz. Başlamak. Başka var mı bildiğiniz? Başlamak. Olmadı. Start. Başlatmak mı acaba? Başlatmak. C.
Silgiyi alalım. Başlatmak yazalım. Başlamak değilse başlatmak. Bu yarışma start aldı. Başlattı. Başlatmak. Evet. Bire belge dedik dökümana. Onu silelim. Evrak olmadı zaten. Belge. Döküman evrak değil. Belge ile döküman eş anlamlı. Belge. Evet. Dökümana belge dedik. Peki iki full dolu çıktı şimdi doğrusu dolu. Evet full dolu. Üç aktivite eğlenmek mi eğlence mi? Bakalım. Aktivite eğlenmek mi? Bakacağız. Yanlış olan olursa düzelteceğiz. Bariyer 8'e engel kim demişti? Birisi demişti engel. Evet, olmuyor işte. Nasıl? Burada bir hata var gibi geliyor bana çocuklar. Start'ta bakalım şurada engeli yazalım. Harfini görelim. Engel. Baş. La. Bariyer engel. Doğru çocuklar. 6 da startla başlamak. Peki 6 yerine neden olmadığını düşünüyorum. 7 aksiyon. Korku. Macera. Aksiyon. Korku olabilir mi? Aksiyona macera diyoruz ama macera buraya olmuyor. Peki aksiyona ne diyelim başka? Türkçe karşılığında aksiyona korku diyelim mi? Bariyer engel. Fatma sen demiştin. Evet. Peki dördü bir düşünelim. Alternatif. Sen mi? Aysi start aksiyon. Şimdi sözlükten bakalım. Hemen sözlükten bakalım. Full'e tam dedim Beyza ama full 4 tane yeri vardı. Full tam ya da dolu diyebiliyoruz. Doluyu kullandık. Biz şimdi alternatifi Türkçe olarak düşünelim. Alternatif. Hemen bakıyoruz sözlükten. Alternatif. Seçenek, alternatif, evet Fatma yazmış sözlükten bulduk. Seçenek, hemen yardım edin bana bulalım bunları. Seçenek, start, start etki demiş. Neye etki dedi? Etki, Berkay ne etki olarak hangisine söyledi? Aktivite, bariyer, 7 aksiyon. Arda eğlenmek. Şu başla engel. Yedi. Aksiyona bir bakın bakalım. İngiliz sözlükten. Aksiyonu bakın hemen. Aksiyon. Sen çok ayıp yapıyorsun. Aksiyon ne demek? Aksiyonu bulan var mı? Ben de düşünmeye çalıştım. Sözlükten bul hadi. Aksiyon ne demek bulmacada? Bakalım. Aksiyon. Aksiyon ne demek? Ben bulamıyorum. Ben bulamıyorum. Hareket. Anne, hocam öğretmenim.
Hareket yok, hareket yok, macera olmuyor Fatma. Bak orada 5 tane kutu var. Hareket iş anlamında. Olay, hikaye, gelişim, oyunun kurası, gelişim. Aksiyon. Hareket. Ben diyeceğim hareket. Değil mi? Aksiyon, eylem. Eylem, hareket. Eylem, kima, kima, kim. Eylem diye terim. Çıktı, eylem. Eylem, bir de kimya, terim, etki, etkime. Yok, eylem oldu çünkü. Başla. Başla. Evet, eylemi bulduk. Şimdi start'a ne yazacağımızı düşünüyoruz. Start'ı bulduğumuzda tamam olacak. Start'ın başlangıç desek, engel, bariyer. Şu engel, çocuklar, başka bir anlamını kullanacağız bence bariyerin. Başka bir anlamı vardı. Öğrenim değil mi? Bul bakalım. Spor terimi. Start. Bir işaret başlangıç. Çıkış. Başlangıç. Engel değil de bariyere ne diyeceğiz o zaman? Bariyerin başka bir anlamını bulacaksınız. Bariyer. Ne olabilir? Bariyere bak Destan Su. Bariyer. Bariyer. Ben buna bakamıyorum. Baktın mı bariyer? Bariyer, bariyer. Evet, bulan var mı? Bekliyor. Ben diyeceğim. Önleç. Başka? Başka yok, önleç. Önleç. Önleç demiş ama şu oraya gelmedi. Şuraya gelecek başına. Önleç. Şurada olsaydı oluyordu. Önlemek, bariyer, engel, önleme anlamında. Neyse bunu da böyle bırakalım o zaman. Önleçmiş, yerini doğru yapamadık. Şimdi cümleleri okuyalım. Cümlelerdeki yabancı dillerden dilimize gelen kelimeleri yuvarlak için alalım. Program bu hafta reyting rekorları kırdı. Reyting yabancı bir kelime. Yuvarlak içini aldık. İkinci cümleyi okuyorum. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane cümlemiz var. Evet. Arkadaşlarıyla birlikte selfie çekiyordu. Önleç var. Evet Berkay. Başka yok. Ç harfi yukarıda kaldı. Aşağıda olması lazımdı. Orada bir hata olmuş. Selfie yabancı bir kelime. Üçüncüyü okuyoruz. Artık fast food yemek istemiyorum. Çok zararlı. Burada yabancı dilden giren kelime hangisidir? Çok kolay. Atlamışım. Antrenör bu haftaki oyun için önerilerde bulundu. Buradaki yabancı kelime hangisidir? Antrenör, antrenör bu haftaki oyun için önerilerde bulundu. Burada antrenör kelimesi yabancı kelimedir. Bulduk. Türkçe karşılığını yazmayacağız. Sadece yabancı kelimeyi yuvarlak içine alacağız. Dördüncüyü okuyorum. Dördüncüyü. Artık fast food yemek istemiyorum. Çok zararlı. Burada hangisi olabilir? Tabii ki de görünüyor. Hemen fast food yabancı bir kelimedir.
Evet, Arda'dan, Merve'den geldi. Antrenör, fast food, kalpleri atayım hazırlayayım. Irmak'tan geldi fast food. Evet, çok güzel. 5'e okuyorum. Lütfen ben double bardakta alabilir miyim sütü? Double. Bu da yabancı bir kelimedir. Yani büyük bardak anlamında. Büyük bardak alabilir miyim dememiş, double demiş. Annemle chatleşirken epey eğlendik. Burada da yabancı evet geldi. Cevaplar chatleşirken. Ben sizin yazdıklarınızın bana geç geldiğini bildiğim için bekleyerek yavaş yavaş yapıyorum. Tamam, bekliyorum sizi chat. Evet, chat geldi. Az önce adımı anons ettiklerinde çok şaşırdım. Anons, az önce öğrendik. Yabancı bir kelimedir anons. Türkçe karşılıklarını işaretleyeceğiz şimdi. Dublaj ne demek acaba? Dublaj. Dublaj. Düzeltme, tanıtım, seslendirme, aktarma. Dublaj. Ben dublaj sanatçısıyım diyor mesela. Dublaj. Çınar'dan ök anons geldi. Şimdi burada ben sizi bekliyorum. Cevaplarınızı gelsin diye bekliyorum. Dublaj kelimesi dilimize gelmiş, yabancı dilden geçmiş bir kelimedir. Bunun yerine, evet, seslendirme, dublaj yaparlar filmlere. Bu işte seslendirmedir, seslendirme. Dublaj sanatçıları çoktur. Mesela yabancı filmleri bizim anlamamız için Türkçe'ye çevirirler. İşte dublaj yapıyor deniyor. Orada aslında seslendirme. Web ne demek olabilir? Web. Veri mi? Ağ mı? Aygıt mı? Köşe mi? Web. Web sitesi. Ağ. Ağ olabilir. Veri. Web. Ağ olabilir. Evet. Web. Ağ olabilir. Evet. Anonsa geldik. 3 anons. Numarayla yazın. Bir daha şeyleri yazmayın. Sadece cevabı yazın. 3 anons. 4 objektif. 5 profil, 6 doblant. Anons, duyuru. Tuğçe'den geldi. Aferin Tuğçe, duyuru. Hemen sana bir tane kart gönderdim buradan. Evet, duyuru 3. Evet, Arda'dan da geldi. Duyuru, Beyza duyuru. Turgut bile seslendirme dedi. Evet. Şimdi objektif. Objektif 4. Tarafsız, koruyucu, özgeçmiş, aktarma. 3 duyuru geldi Irmak'tan. 4 objektif. Evet, 4'ün cevabı gelmiyor. 4 rakamı geliyor. Şimdi tarafsız mı, objektif, koruyucu mu, özgeçmiş mi, aktarma mı? Evet, Merve'den duyuru geldi. 5 görünüş demiş. Objektifi yapalım. 5'e öyle geçelim Berkay. Evet, objektif. Objektif, tarafsız demek. Cevap gelmedi sizden. Ben yazdım. Tarafsız. Profil başlık mı, görünüş mü, kişi mi, taraf mı? Profilim. Benim profilimde bu var. Yani görünüş. Doğru cevaplar geldi. 6. Download. Download. Bilmek, çıkarmak, indirmek, görmek. 4. Tarafsız. 4. Tarafsız. Objektif Arda. Tarafsız demek. Ben bu konuda çok objektifim. Yani tarafsızım. Tarafsız gözlerle bakıyorum bu konuya. Yani bu anlamda. Download. Dovlant. Evet, Dovlant'a geliyoruz. Beyza görünüş dedi. Dovlant indirmek dedi. Doğru. Bilgisayarıma Dovlant ettim diyorlar. Bunun yerine indirdim diyebiliriz. Bunun devamı var. Mesaj, çek. Buraya da numara vereceğim. Tekrar birden başlayarak vereceğim.
1, 2, 3, 4 ve 5, 6. 6 tane. Mesaj, ileti, ilan, özellik, denetim. Mesaj, ileti, ilan, özellik, denetim. Mesaj. İleti cevabı geldi. Aferin Arda. Evet. Tuğçe ileti. Irmak ileti. Evet. 6. Çek yapmak. Yazı, kontrol, sargı, çizgi. Çek. Bu çek kelimesi en çok şeyde kullanılıyor. Uçakta bilet çek ettin mi? Check in. Çek yapmak. Yani yazı değil, sargı değil, çizgi değil. Kontrol etmek anlamında. Bileti çek etmek, kontrol etmek anlamında. Metot. Metot yerine ne kullanabilirim? Metot yerine ne kullanabilirim? Deney, kesinti, yöntem, topluluk. Deney, kesinti, yöntem, topluluk. Hangisini kullanabilirim? Metot. Mesaja ileti geldi. Aferin. Metoda yöntem. Metoda yöntem diyebilirim. Spiker'e evet konuşmacı geldi. Doğru. Evet Berkay'dan metoda yöntem geldi. Doğru. Evet kalp atıyoruz kocaman. Buton düğme. Az önce biz butonu Türkçe kabul etmiştik. Aa buton düğmeymiş. Çocuklar bakın buton o kadar dilimize yerleşmiş ki biz butonu Türkçe zannettik. Buton yabancı bir kelime. Biz o kadar alışmışız ki butona düğme anlamında. O birinci biraz önceki etkinlikte butonu Türkçe kabul etmiştik. Butonun Türkçe olmadığını şimdi fark ettik. Çip demek ne demek? Çizelge, bölüm ya yonga değil, aygıt. Çip aygıt. Evet, çipe de aygıt dedik. Şimdi çocuklar dersimiz yavaş yavaş bitiyor. Bunun değerlendirmesi olsaydı bir sınav yapardık. Bunun değerlendirmesi yokmuş. Bakıyorum soruları yokmuş. Yarınki dersimiz matematik çocuklar. Haftaya da o zaman Türkçenin devamında ne öğreneceğimizi hazırlayalım. Bu kitabın linkini biliyorsunuz. Kitabı elinizde indirebilirsiniz. Hatta yazıcıdan çıkartabilirsiniz. Elinizde kağıt olabilir. Yazarak çalışabilirsiniz. İkilemeler ve pekiştirmeli kelimeler. Yeni geçtik biz bu konuyu. Bir 4-5 konu önce geçtik. İşte neydi bunlar? Eğri büğrü, sapsarı, kıpkırmızı gibi bu konuyu işleyeceğiz. Bir dahaki Türkçe dersimizde elimizde hazır olursa kitap sizin için de kolay olur. Evet hepinizi çok seviyorum. Hadi kalplerle doldurun bakalım. Videoya like atmayı unutmayın. Kalp yapın. Ben de kalp yapacağım size. Şuradan seçiyorum. Kalp nerede Destan Su? Ben bulacağım. Bul bakalım. Kalp dolduralım. Ayara gitme. O şeydedir. Bence benim bu ayar değil ki. Şuradadır. Gülen yüzdedir. Gülen yüzde. Gülen yüze gel. Gülen yüze değil. Ders bitecek sen kalbi bulana kadar. Bak gülen yüzün altında. Bence gülen yüzün altında. Destan ben bulurum kalbi. Bakar şuralarda bir yerler. Ben bulayım mı? Ben bulayım. Gülen yüzün altından kalbi bulalım. Biz kalbi bulduk. Burada geçti. Şurada. Evet burada. Kalp dolduralım. Ona bir tane mi geliyor? Bir tane gelmiyor. Sen kalp gelmedi. Başka bir şeye bastık. Dur yeniden bulalım. Yavaş. Çocuklar kalbi bulmadan çıkmayacağız. Siz doldurdunuz mu kalplerle? Allah'ım nasıl doldurdular biz dolduramadık.